Şimdi dürüst olun, bundan yalnızca 5-10 yıl önce yanınıza gelseydim ve size şöyle bir gözlük gösterip deseydim ki bu gözlüğü taktığınız gibi bambaşka bir dünyaya ışınlanacaksınız. Ne düşünürdünüz? Yani yüksek ihtimal delirdiğimi veya çok fazla bilim kurgu filmi izlediğimi falan düşünürdünüz değil mi? Günümüzde bile bir gözlüğü takıp bambaşka bir dünyaya ışınlanma fikri baya baya bilim kurgu gibi gelse de şöyle bir bakınca bunların sanal gerçeklik gözlükleri adı altında gerçekten de var olduklarını görebiliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var ki bu gözlükler maalesef hala çok fazla gelişmiş değiller. Örneğin şu normal gözlüğe bakın, bir de sanal gerçeklik gözlüklerine bakın. Çok büyükler, grafik anlamında yeterli değiller. Belki çözünürlüklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Sanal dünyada dokunduğumuz şeyi bize hissettirebilecek titreşimsel bazı özellikler eklenmesi gerekiyor. Bu liste böyle uzar uzar gider ama teknoloji o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki şu anda yanımda duran PlayStation VR 2 ismindeki sanal gerçeklik gözlüğü bu saydığım özelliklerin hepsine fazlasıyla sahip arkadaşlar. Ha tabii hala bu cihazın da boyutu büyük ama içerisinde inanılmaz teknolojiler barındırıyor ve bunlarla birlikte tam anlamıyla oyun dünyasının içine girebiliyoruz. Evet, bakın beni biliyorsunuz, bir sürü teknolojik ürün deneyimliyorum ama bu sanal gerçeklik gözlükleri kadar hiçbirisi beni heyecanlandırmıyor. Sizi de çok heyecanlandırdığına eminim. O yüzden daha fazla bekletmeden hemen kutu açılımına geçiyorum. Dikkat ettiyseniz ürünün buradaki güvenlik bantlarını kestim. Niye? Çünkü ürünü yurt dışından aldığım için Türkiye'ye gelmeden önce kontrol amaçlı bir açıp baktım. Heyecanı kaçmasın diye deneyimlemedim tabii ki. Bunu sizle birlikte deneyimleyeceğim. Bu arada Dubai'den bu cihazı nasıl aldım, ne maceralar yaşadım onu da vlog şeklinde izlemek isterseniz şuralara bir yerlere bırakacağım. Türkiye'de gerçekten pahalı bir cihaz. Bir de PlayStation 5 almanız gerekiyor bunu kullanabilmeniz için. Hemen şu üstteki kutuyu çıkarıyorum ama keşke daha kolay çıkma yöntemi olsaydı ya bunun. Dur şöyle yatay yapsam daha kolay olur sanırım. Yanlardan da ittireyim. Tamamdır, şu dıştaki boyalı havalı kutumuzu geçiyorum. Bu arada kutunun üzerine bakarsanız bunun oyunlu versiyon olduğunu görebilirsiniz. Bakın içerisinden ekstra Horizon oyunu çıkıyor ki PlayStation VR 2'nin şu anda en iyi oyunu diyebiliriz kendisine. Birazdan deneyimleyeceğiz oyun testinde. Şimdi hemen kutumuzu şu şekilde kaldırıyorum. Burada bize önce bir kutu daha karşılıyor. Bunun içerisinden neler çıkacak diye baktığımız zaman bir tane şarj kablosu çıkıyor ama bu şarj kablosu arkadaşlar PlayStation VR 2'nin kendi şarj kablosu değil, kontrolcüleri için bir şarj kablosu. Çünkü kendisi zaten kablolu olduğu için şarj etmenize gerek yok. Bir tane kulaklık çıkıyor. Bunu tabii ki PlayStation VR 2'ye bağlayacağız. Yapısal olarak da tam uyum sağladığı söyleniyor. Deneriz. Üzerinde kod olan Horizon oyunumuzun bir belgesi çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de kodu göstermeyeceğim. Garantimiz var. Kullanım kılavuzumuz var. Tamam ya, geçebiliriz bence. Şöyle cihazı getiriyorum. Önce PlayStation VR 2'nin kendisini çıkaracağım. Şu şekilde güzelce zaten sarılmış ve İşte VR 2 bayağı modern duruyor ya. O PlayStation 5'teki tasarım çizgilerinin birebir aynısını burada da görüyoruz. Bayağı bir beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi diğer kontrolcümüzü de çıkaralım ve artık bu kutumuzu bir kenara koyalım. Cihazın şöyle bir çevresine bakacağımız zaman takip için 4 tane kamera olduğunu görüyoruz. Alt tarafta açma kapama tuşumuz da dahil olmak üzere birkaç tane tuş bulunuyor zaten. Başka da bir fiziksel tuş göremiyorum. Bir de üstte lensini gözünüze göre ince ayar şeklinde ayarlayabilmeniz için bir tekerlek bulunuyor. Bunu çevirerek ayarlıyorsunuz. Bakın şurada bir tuş bulunuyor. Bu tuşu ileri geri yaparak kafa bölümünü ayarlıyorsunuz ve şunu da şu şekilde rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. İçindeki lensler zaten devasa, yanlardan ışık geçirmesin diye oldukça yumuşak silikonları var. Şu kısımda ufak sensör gibi bir şey görüyorum ki tahminim bu göz takip sensörüdür arkadaşlar. Evet, cihaz gözünüzün anlık olarak takibini yapabiliyor. Oyun konusunda da inanılmaz avantajlar sağlıyor. Oyun testinde yine göreceğiz. Ağırlık olarak da içinde batarya olmadığı için Quest 2'ye göre kesinlikle daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Mesela önceki sanal gerçeklik gözlüğümü getireyim. Bir de ben arkasına bunun batarya takmıştım. Ekstra modifiye falan etmiştim. Bu bayağı bir ağır arkadaşlar buna göre. Yine de bu da benim ekstra yaptığım modifiyeler sayesinde oldukça konforluydu. Bunun da hakkını yemeyelim. Şimdi kontrolcülere bakacak olursak burada elinizi tamamen kavrayan bir tasarım var. Her birisinde zaten joystick var, açma kapama tuşu var, oyun tuşlarımız var. Yalnız bu kontrolcülerde haptik geri bildirimler bulunuyor. Aynı zamanda tetiklerinde de çok gelişmiş bir teknoloji bulunuyor.
tıpkı DualSense'lerde olduğu gibi. Örneğin bir silah oyunu oynuyorsunuz. Silah sıktığınız zaman size oradaki tetik geri bildirimini hissettirebiliyor. Bir ok çektiğiniz zaman oku gerçekten çektiğinizi hissedebiliyorsunuz. Ne oku lan, yaydan bahsediyorum, yay. Arada heyecandan böyle şaşırabiliyorum, kusura bakmayın. Şöyle bir önceki sanal gerçeklik gözlüğümün de kontrolcülerini göstereyim. Bakın bunlar çok daha sade dururken PlayStation VR 2'ninki çok daha gelecekten gelmiş gibi görünüyor ya. Tabii bu kontrolcülerin içine bu kadar fazla teknoloji ekleyince ne olur? Şarjı çabuk biter arkadaşlar. O yüzden ben bir de bunlar için bir şarj standı aldım. Hemen şarj standımızı da getireyim şöyle. Bunu da ilk defa sizlerle birlikte açalım. Evet, bunu kontrol amaçlı açmadım. Zaten bir şarj standı. Şöyle kaldırıyorum. Bunun da mı yine içinden bir kutu çıkıyor? Ya bu sanırım Sony'nin yeni kutu tasarımı, hep kutunun içinden kutu çıkıyor. Hiç de sevmiyorum böyle iki ayrı parça şeklinde olmasını. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Hemen kaldıralım. Oo, bayağı detaylı bir şeyler çıktı ya. Bu ne? He, sanırım kontrolcülere takmamız için gerekli olan aparat. Bunun sayesinde kablosuz şarj olabiliyor bakın. Şöyle iki tane küçücük bir şey var. Şu şekilde oturuyor. Diğerini de şuna taktık mı işlem tamamdır. Şöyle şarj standımızı da yerinden çıkaralım. Bayağı da ağır bir şey ya. Kalitesi falan güzel. Nasıl oturuyor yerine bunlar? He, bu şekilde oturuyor. Aynı zamanda mıknatıs da var. Çok iyi. Oyununuz bittikten sonra iki kontrolcüyü de buraya koyuyorsunuz ve şarj oluyorlar. Yani cihazları şarja takma derdiniz kalmıyor böylelikle. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunu Dubai'den aldığım için maalesef şarj adaptörü Türkiye ile uyumlu değil. Buna bir dönüştürücü almam lazım. Tamamdır o zaman, bunları da geçelim. Son olarak kulaklığı unuttum. Dur, kulaklığı da takayım, nasıl görünüyor ona da bakalım. Ha bak, şurada jack yeri var. Buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Yanda da bir yeri var. Bunu da buraya geçirdiğiniz zaman kulaklıkları artık şu şekilde hazır olmuş oluyor. Tabi isterseniz bunları kullanmak zorunda da değilsiniz. Mesela üstte de yeri var. Geçiriyorsunuz ve işlem tamam. Şimdi ilk defa kafama geçireceğim arkadaşlar ve şu şekilde ayarlamasını da yapacağım. Bayağı iyi, bayağı iyi hissettiriyor ilk olarak. Şimdi cihazın kurulumunu yaptım ve gördüğünüz gibi şu anda Metaverse'deyiz dermişim. Metaverse'de falan değiliz. Hatta direkt olarak odamın içindeyiz arkadaşlar. Zaten bir tane kamera da o kısma koydum. Benim gördüğüm görüntüyü siz de görüyorsunuz. Dışarıyı çok net bir şekilde görebiliyorum. Tek farkı siyah beyaz olarak görüyorum arkadaşlar. Quest 2'nin de böyle dışarıyı gösterebilme özelliği vardı ama bu kadar net değildi. Siyah beyaz olmasına rağmen gerçekten çok net olduğunu söyleyebilirim. Peki neden dışarıyı görmeye ihtiyacımız var? Bakın, bir tane hareket alanı belirleyeceğiz. Şu anda odamızı cihaz tarayacak. Şöyle etrafı iyice gösteriyorum ve bu sayede güvenli bir şekilde oyunlarımızı oynayabileceğiz. Kendimi Tony Stark gibi hissediyorum lan. Sanki bir film sahnesi gibi. Odayı böyle mavi bir şeyler çiziyor. Her yerini iyice tarıyor. Ve şu anda odayı sanırım iyice taradı, tamamlandı yazıyor. Şimdi ileriye tıklıyorum. Ve bakın, bu sefer de yere şöyle çizikler attı. Üçgen, kare bir şeyler var. Bu da yer seviyesini belirliyor. Bu yer seviyesini de ayarlayabiliyorum ama zaten kendisi güzel bir şekilde ayarlamış. Bitti diyorum. Ve şimdi şöyle oyun alanı belirleyebilirim kendime. Şöyle bir daire şeklinde geçici bir oyun alanı ayarlıyorum ve oyun alanını burası olarak ayarlaya tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi etrafıma kafes çizdi ve ben şu anda kolumu yaklaştırdığım zaman buranın dışına çıktığımı görebiliyorum. Bakın, böylelikle dışarıdaki nesnelere çarpmadan rahat rahat oyunlarımızı oynayabileceğiz. Ve şimdi PlayStation 5'imizin ana ekranına bizi yolladı. Quest 2'deki gibi böyle sosyalleşebileceğiniz ortamlar, Metaverse mantığı falan yok arkadaşlar PlayStation VR 2'de. Bu cihazın asıl amacı oyun oynamak. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? Hemen şuradaki oyunlardan birine giriyoruz. Aa, 10 GB güncelleme gelmiş. Bunu güncellemek için de bayağı hızlı bir internete ihtiyacımız var. Hızlı internetten bahsetmişken size bu videomuzun sponsoru TürkNet'ten de bahsetmek istiyorum. TürkNet gigafiberli birlikte 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızı sağlıyor. Bu hizmete de oldukça kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken açıklamalar kısmına bırakacağım linke tıklayıp altyapınızı kontrol etmek. Eğer altyapınızda gigafiber yoksa ne olacak? Üzülmeyin. Hemen TürkNet gigafiber istiyorum sayfasına gidip talep formunu doldurun arkadaşlar. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Bunu komşularınızla da paylaşın. Çünkü ne kadar fazla talep olursa bu dünya standartlarındaki internete o kadar kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hatta bunun için TürkNet gigafiber altyapısına talep bırakma konulu bir apartman toplantısı bile düzenleyebilirsiniz. Benden size fikir. Şöyle bir toparlayacak olursak: altyapını sorgula, TürkNet gigafiber yoksa talep bırak ve bunu da komşularınla paylaş. İşte bu internet
internete ulaşmak bu kadar kolay arkadaşlar. TürkNet'ten bu güzel hizmetlerinden dolayı hem de bu videoma vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum ve videomuza devam ediyorum. Ve oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle beni bir ortamın içerisine attı. Tabii ki etraf bulanık, şu an netlikle ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim ama inanılmaz bir olaydan bahsetmek istiyorum. Şu anda bakın herhangi bir şeye dokunmadan sadece gözümle bakarak menülerde gezinebiliyorum. Mesela şu an sola bakıyorum, şu an sağa. Sol, sağ, sol, sağ. İnanılmaz. Kalibrasyon tamamlandı ama ben ekstra olarak bir de göz takip kalibrasyonunu tekrardan yapmak istiyorum. Hızlı ayarlar bölümü diyor. Tıklıyoruz ve göz takibi yazıyor. Burada göz takibini ayarlayıp tıkladığımız zaman şöyle bir nokta çıkıyor arkadaşlar. Gözümüzle buradaki noktayı takip ediyoruz ve kalibrasyonumuzu yapıyor. Göz kalibrasyonunu yaptıktan sonra bakın baktığınız noktalara direkt olarak odaklandığını görüyorsunuz. Sihir gibi hissettiriyor ya. Gerçekten çok tuhaf. Şimdi oyunumuzun ana ekranına geldik arkadaşlar. Size oradan nasıl bir görüntü görünüyor bilmiyorum ama tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Çok büyük bir gelişme var. Yani tam anlamıyla gerçek gibi hissettiriyor arkadaşlar. İnanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. Çok söyleyecek bir şey de bulamıyorum ve şöyle dağa tırmanıyorum arkadaşlar, yavaş yavaş şu şekilde. Bir yandan da size ortamın neden bu kadar gerçekçi göründüğünden bahsedeyim. Şimdi normalde VR'da ulan düşecek gibi hissediyorum ya. Asıl gerçekçi hissettiren şey derinlik hissiyatıdır arkadaşlar. Nasıl ki gerçek hayatta nesneleri böyle derinliği varmış gibi görüyorsanız, bir dakika ne oluyor lan? Oha, işte bahsettiğim olay. Yani yakındaki bir nesneyi yakında, uzaktaki bir şeyi uzakta görüyorsanız VR'da da aynı şey geçerli arkadaşlar. Şu anda aşağıya bak, gerçekten bir uçuruma bakıyormuş gibi hissediyorum. Bu çok ilginç bir şey. Yani çoğu kişi VR'da düz bir ekrana bakılıyormuş gibi zannediyor ama öyle bir şey yok. Şimdi işin şöyle bir ilginç tarafı var. Aynı derinlik hissiyatı zaten Quest 2'de de vardı. İşte burada devreye grafikler ve netlik giriyor. Kendisi gücünü hem PlayStation 5'ten alıyor. Çok iyi grafikler görüyorsunuz. Hem de yalnızca baktığınız noktayı çok netleştirerek kristal netliğinde bir görüntü sağlıyor. Zaten cihazda OLED ekranlar da var arkadaşlar. Renkler konusunda da çok iyi. Siyahları tam siyah olarak görüyorsunuz. Böylelikle tam anlamıyla sizi oyun dünyasının içine alabiliyor. Şimdi şöyle bir ok çıkarıp atış yapacakmışız. Bakalım, ooo, oku çekerken hissediyorum titreşimle. Çok güzel. Alıyorum arkadaşlar, çekiyorum ve bırakıyorum. İstediğimiz zaman buradan alabiliyoruz. Süper. Şimdi ne yapacağız? Oo, ipten mi gideceğiz? Oha! İnanılmaz ya arkadaşlar. Ya ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım, şunu kendi gözünüze takmadan mümkün değil, anlayamazsınız. Şimdi şöyle yürüyelim bakalım. Burada bir şeyler var. Bunları, evet, titreşimlerini hissedebiliyorum. Şu anda elimde gerçekten de bir şeylerin titrediğini hissedebiliyorum. Şunu buna vurunca onun da titreşimini hissedebiliyorum. Abi her şeyi çok iyi titreşimler eklemişler. Çok iyi. Sesler de çok iyi bu arada. Gördüğünüz gibi kulağıma kaliteli bir kulaklık taktım. Kendi kulaklığını kullanmıyorum. Böylelikle sesler de daha iyi oldu. Şuraya doğru gidelim bakalım. Buradan bir iple yukarıya çıkacağız. Hop, ipi tuttum. Bu arada siz şu anda görüntüyü yüksek ihtimalle benim gördüğüm kadar net görmüyorsunuz. Çünkü lan, aa, çok kötü. Bir an gerçekten düşüyorum gibi hissettim. Çünkü arkadaşlar, nerede kalmıştık, dur. Sistem benim gözümün odaklandığı yerleri netlediği için geri kalan yerleri biraz daha bulanıklaştırıyor. Böylelikle güç kazanmış oluyor. Ha, buradan yukarıya gideceğiz. Tamam. Yani ekranda gördüğünüz görüntüden çok daha net bir görüntü görüyorum ben şu an. Söylemek istediğim şey tam olarak bu. Bu oyun da beni bayağı bir tribe soktu şu an. Oğlum iki parmakla tutuyoruz lan şurayı. Buradan neye atlayacağım ben? Ha, yukarı mı çıkacağım? Şimdi buraya çekiçle vuracağız galiba. Tamam, şunu alalım. Oh. Gel bakalım sen. Dur, iyice ucundan tutayım. Resmen o kadar gerçekçi ki şu anda elimde hakikaten ağır bir şey varmış gibi hissediyorum. Bak, elimin gölgesini görüyor musunuz? Şu anda şuradan atlasam gidecek gibi hissettirdiğini söyleyebilirim. İnsan
yorumsuz kalıyor ve dikkat ettiyseniz el hareketlerimle yürüyor gibi gidiyorum arkadaşlar. Bu sistemi de çok beğendim. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Mesela diyelim ki bir anda şu oyundan gerçek dünyaya dönmem gerekti. Gözlüğü gözümden çıkarmama gerek yok. Hemen cihazın altındaki tuşa basıyorum ve şu şekilde tekrardan dünyamıza dönüyorum. Ses sistemi de bu arada çok gelişmiş arkadaşlar bu cihazın, öyle söyleyeyim size. Dur şuna da bakayım. Aa bak, bunun da sesi daha farklı çıkıyor lan. Abi şu anda elimde ağırlık olsa yani harbiden de şunları tutuyormuşum gibi. Dur bir, bunu delebiliyor muyuz? Yiyebiliyor muyuz? Aa yedim lan oğlum. Tadı yok. Ne yapıyorum ben ya? Neyse arkadaşlar, ben daha fazla delirmeden önce hemen bu oyundan çıkış yapıyorum. Şöyle ana menüye dönelim. Şimdi tam anlamıyla bize yine görsel şölen yaşatacak bir oyun göstereceğim size. Kayak VR arkadaşlar. Şey diyeyim mi arkadaşlar, diğer oyundaki görüntü de çok iyiydi, kabul ediyorum. Ama buradaki görüntü daha iyi, daha da iyi. Ya yüksek ihtimal siz aralarında çok bir fark görmüyorsunuzdur ama yani şu suyun gerçekçiliği falan, mesela şu uzaktaki şeylere bakıyorum, o kadar net ve canlı görünüyor ki. Bunun bir ötesi zaten gerçek. Hani ben şurada elimi suya daldırsam, hissetsem, ki gerçi titreşimle az da olsa hissediyorum ama gerçek anlamda suyu hissetsem, buradaki havayı falan hissetsem zaten buna gerçek diyeceğiz yani. Şu anda görüntü olarak hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyi çok net bir şekilde görebiliyorum. Ha tabii ki birebir gerçek hayat gibi değil. Farkları ne? Gerçek hayatta daha geniş bir görüntü görüyorsunuz. Burada yine şöyle bir gözlüğün sizin görüş açınızı daralttığını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Quest 2'ye göre hala daha iyi ama tabii ki gerçek hayatla kıyaslanamaz. Yine de bu bir problem mi derseniz şu an için, kesinlikle oyun zevkinizi düşürmüyor arkadaşlar. Oldukça keyifli bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha gerçekçi hissetmek için şöyle bir sandalyeye oturdum arkadaşlar ve şu anda gerçekten de bu kayığın içindeymişim gibi hissediyorum. Antarktika'ya gitmek istiyorum. Gün ışığında mı gidiyorsun, gece mi? Gün ışığında gidelim bakalım Antarktika'ya. Sanal dünyanın sevdiğim yanı bu. Evinizde oturduğunuz yerde tıklıyorsunuz ve hop Antarktika'dayız, süper. Şimdi şu şekilde ilerlemeye başlayabiliriz. Şöyle yukarıda kuşları görüyorum, ileride penguenler var. Hakikaten de çok güzel bir ortamdayız yine. Şöyle elime de bir çubuk geçirsem aslında gerçeklik hissiyatını daha da arttıracak arkadaşlar. Normalde bu tür deneyimleri Quest 2'de de yaşadım ama bu bambaşka bir seviyede diyebilirim. Ya yani bunda yaşadığınız deneyim Quest 2'de yaşadığınız deneyime göre çok daha gerçekçi hissettiriyor. O yüzden bir kere buna alışınca Quest 2'ye dönmek istemiyorsunuz ama tabii ki Quest 2'nin de kendisine göre avantajları var. Mesela bunu kablolu bir şekilde kullanmak zorundayız. PlayStation 5'e bağlamak zorundayız. Aynı zamanda kulağıma kulaklık taktım. Böyle bayağı uğraştırıcı bir kurulumu var. Yani tabii ki önceki PlayStation VR'a göre daha iyi ama Quest 2 ile kıyaslanamaz bile. Quest 2'de direkt bilgisayara gerek yok. Takıyorsun ve sanal dünyanın içerisine giriyorsun. Metaverse muhabbetlerini falan yaşayabiliyorsun. Bunda o yok. Bunda sadece böyle gerçekçi oyun deneyimleri yaşıyorsun. Ama harbiden de iyi yaşıyorsun yani, onu da söyleyeyim. Mesela şöyle farklı bir ortam daha açmak istiyorum. Örneğin Norveç'i açalım ve yağmurlu bir hava açalım arkadaşlar. Vay vay vay, evet gerçekten çok güzel görünüyor bu da. Çünkü OLED ekran sayesinde siyahları gerçekten simsiyah olarak görüyorsunuz. Gözlük zaten yanlardan da kapalı, böyle karanlık ortamlarda sanki gerçekten de geceymiş gibi size hissettirdiğini söyleyebilirim. Bu yağmurlu hava da çok güzel duruyor ya. Şu grafikleri falan nasıl yapmışlar abi, şu taşların bildiğin fotoğrafını çekip koymuşlar gibi hissettiriyor ya. Neyse, ben daha da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu oyundan da çıkalım bence. Bu oldukça rahatlatıcı bir oyundu. Biraz da adrenalin dolu bir oyuna dönmek istiyorum. Switchback VR diye bir oyunumuz var. Aslında adrenalin dediğime bakmayın. Baya baya korku oyunu. Sizi bir trenin içine koyuyor ve üzerinize yaratıklar falan saldırıyor. Evet, şöyle bir yerdeyiz. Oğlum çok gerçekçi lan. Arkadaşlar, gerçekten düz ekranda göründüğü gibi değil. İğrenç. İğrenç. Tek kelimeyle iğrenç ya. Şöyle söyleyeyim, siz şu anda ekrandan görüyorsunuz ama VR'da şöyle bir sıkıntı var. Ben gerçekten de buranın içerisinde olduğumu hissettiğim için bir yaratık falan gördüğüm zaman
midem bulanıyor yani, korku bir yana suratınıza geliyorlar. Elimde iki tane silah var ve silahları da yine lan gerçekten tutuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü taramalı geldi. Bak şöyle göstereyim, şu anda kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama yeterim lan. İğrenç. Git başımdan. Abi kafayı yiyeceğim, bir şey anlatamıyorum ya. Ne diyordum lan he? Lan. Abi çok kötü. Çok kötü. Silahın geri bildirimini hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani ben tetiği çektiğim zaman hakikaten de tetiği çekiyormuş gibi hissediyorum. Kafamı falan titretiyor yani. O kadar detaylı hissiyatlardan bahsediyoruz. Şu anda harbiden de bir trende gidiyorum. Şu anda harbiden de burada gibiyim. Abi çok kötü bir şey ya. Bu oyunu 400 liraya aldım. Keşke almasaydım abi. Çok korkunç. Aşırı derecede sizi içerisine çektiği için bayağı bir korkutuyor arkadaşlar. Tamam, şimdi birazcık yavaşladık ya, şu atmosfere falan bakar mısınız? Çok ilginç görünüyor. OLED ekran sağ olsun zaten iyice bizi içine alıyor oyunun. Her an bir şey çıkacak diye korkuyorum. Bir şey çıkacak, aniden bir şey çıkacak. Ah, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bu ne abi, ne oluyor? Ne oluyor abi, nereye düştü? Bu ne? Abi bir şey çıkacak. Çok kötü. Çok kötü. Şu anda ben videoyu unuttum. Dur lan. Dur oğlum, biz Anadolu çocuğuyuz ya. Korkar mıyız abi biz Anadolu? Bak şurada silah güçlendirmelerini alıyorum. Defolun gidin. Bu ne, iğrenç. Bunlar ne? İki kafalılar bir de. Ulan sağımdan solumdan bir şey. Abi ne oluyor? Ah, kontrolcüyü kıracaktım. Arkadaşlar bu oyunu kesinlikle oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çok kötü. Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Ah. Abi bu adam kim? Oh be. Abi çıksam mı, ne yapsam ya? Gerçekten nefes nefese kaldım. Ya şöyle güzel güzel. Yine mi bir şey geliyor? O ne lan? Abi adamı kapatmışlar oraya. O ne? Gelin lan. Gelin oğlum. Şuradan bunu açacağım galiba. Tamam. Gelin oğlum, gelin. Korkmak yok abi. Bir oyun sonuçta. Ne var yani? Ne oluyor lan? Adam ölüyor galiba. Nasıl kurtaracağım ben bunu? Camı da kıramıyorum. Ne olacak? Bunları mı kıracağım? Ne oluyor be? Gel abi gel. Ama bir dakika, şu an çok karanlık bir ortama gidiyoruz ve ben orayı flash ışığıyla göremiyorum. Abi burası çok karanlık. Burası çok karanlık. Oh. Galiba bölüm bitti ya. Ben daha da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ve artık gerçek dünyaya döneceğim. Abi bittim lan. Arkadaşlar oradan nasıl görünüyor bilmiyorum.
Gerçekten çok kötüydü ya. Diyecek de fazla bir şey bulamıyorum. Yani oyunun ne kadar gerçekçi hissettirdiğini verdiğim tepkilerden anlayabilirsiniz. Tam anlamıyla atmosferin içerisindeydim. Harbiden çok güzel bir cihaz yapmışlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. Elbette hala problemsiz bir cihaz değil. Geliştirilmesi gereken şeyler var. Mesela çok büyük boyutunun küçültülüp böyle daha ergonomik bir hale getirilmesi falan lazım. OLED ekran olduğu için mirror effect dediğimiz bazı problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama bunlar oyun deneyiminizi pek kötü etkilemiyor. Yine dediğim gibi VR teknolojisinin hala alması gereken yollar var. Bu yolları da en kısa sürede alacağını zaten düşünüyorum. Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Bu cihaz Quest 2 yerine geçer mi? Geçmez tabii ki. Sonuçta çok daha maliyetli bir şey. Çok daha kullanımı yorucu bir şey yani görebileceğiniz gibi. Ama eğer paranız da bolsa PlayStation 5 alıp üzerine bunu da alıp bu deneyimi yaşamak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yalnız oyunları da pahalı, onlara da para ayırmanız lazım. Bunların hepsini göz önünde bulundurun. Bununla ilgili farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Bu şu anda ilk deneyimlerimizdi. Cihazı benim de biraz daha uzun süre kullanmam lazım. Daha detaylı bir şekilde deneyimleyebilmem için. Benim yorumlarım gayet olumlu. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.